Çocuklar, size bir şey açıklamam gerekiyor. Ne oluyor baba? Anneme bir şey mi oluyor sen? Babaanneniz öyle. Babaannesi, babaannemi soruyoruz. Tamam oğlum, ben de babaannenizi diyorum işte. Ya anne diyoruz, anne, annen nerede? Anneannem de geçen sene öldü, olmuştu, bilmiyor musun? Baba dalga mı geçiyorsun? Senin de bir annen var, bizi ciddiye al. E oğlum yok zaten. Oğlum mu yok? Var oğlum, annen yok diyorum, salak mısınız siz? Babaannem mi öldü? Sonunda ulan, sonunda. Ne demek sonunda? Babaannemin ölmesini mi bekliyordun baba? Oğlum annenin ölmesini niye istedim, salak mısın sen? Ulan babaanne diyoruz, ne annesi? Ulan senin babaannen de benim annem oluyor, salak herif. Ya annem nerede? Annem oluyor. Anne neredesin? Ne olmuş? Babaannem ölmüş ya, onun cenazesindeymiş. Evet babacığım ölmüş, hadi odanıza geçiniz artık. Ne? Büyük babam da mı ölmüş? Büyük baba ne alakalı? E babacığım öldü demedim mi? Büyük baban çoktan öldü de konu bu değil, salak herif. Sen bize ne açıklayacaktın, konu ne? Baba bu salak benim kardeşim olamaz ya. Sen nereden biliyorsun lan? Neyi? Siz kardeş değilsiniz diyecektim ben de. Bak anlamışım işte, bunun gibi salak değilim. Da üvey olan sensin, sıkıntı orada. Üvey olan buysa, salak olan bensem, sıkıntı sende. Mantıklı. O kadar da salak değilmiş. Durumu nasıl doktor bey? Siz hastanın yakını mısınız? Kendisi babam olur. Hastanın yakını mı babanız olur anlamadım. Nasıl yani? Olsun, babanız hastanın yakınıysa siz de yakını sayılıyorsunuz sorun. Ulan hasta olan babamdan bahsediyorum işte. Başka babanız da mı olur? Ne? Hasta olan babam dediniz. Ulan içerideki babam işte. Hapiste mi babanız? Ulan ne hapsi? Ulan içeride demediniz mi? Ulan içeride tedavi ettiğiniz adam benim babam. He. Babam yaşayacak mı doktor? Ulan baban öldü mü sanki? Yok. Ölmedi ki, niye yaşayacak mı diye soruyorsun. İyileşecek mi anlamında söyledi. İyileşeceksiniz ama bir süre içeriden çıkmanız yasak. Uzun süre yatmanız lazım. Sen hala babamı hapiste mi sanıyorsun nasıl lan? Nasıl yani? İçeride yatmanız lazım, çıkmanız yasak demediniz mi? Hayır, evde içeride yatması lazım dedim. Bir nevi hapis yani. Ne hapsi ya? Ev hapsi. Ben gidiyorum. Lütfen hastaya çok yakınlaşmayalım, bulaşıcı olabilir. Hastaya yakın değilim zaten, merak etme. Niye? Siz hasta yakını değil miydiniz? Evet de. Baba! Vallahi ilaç gibi geldi ha, bir daha yapsana. Olmaz. İlaç günde bir kez tok karnında. Ben sabah bir şey yemedim. Baba daha ne yiyeceksin? Herif 300 tane laf soktu ayaküstü. Ben de doydum. Beni çağırmışsın patron. Yo. Beni çağırdığını söyledi de. Onu çağırdın mı? Onu emretmiştiniz ama. Hayır, sana emrettim. Niye? Onu çağır diye. Beni çağırdınız yani. Hayır, seni bu çağırdı. Sana yeni bir iş ayarladım. Kovuldun mu? Ne kovulması lan? Yeni görev var demek. Görev nedir patron? Birini öldüreceksin. Paranın yarısını işten önce, diğer yarısını işten sonra. Ya paranın yarısını alıp öldürmeden kaçarsan? O zaman da sana yeni bir iş çıkmış olur. O kaçınca ben niye kovuluyorum? Hayır salak. O kaçarsa sana iş düşmüş olur. Ben parayı alıp kaçarsam adamı o öldürecek yani. Hayır, sen kaçarsan seni öldürecek. Neyse, kimi öldüreceğim patron? Bunu. Beni mi? Hayır salak, zaten ver. Ha, tamam. Al bunu. Öldüreceğin adamın bilgileri ve paranın yarısı zarfta. Ben kaçtım o zaman. Bana iş çıktı o zaman. O nereden çıktı? Paranın yarısını alıp kaçarsa onu öldüreceksin demediniz mi? Hayır salak, kaçtım dersen gidiyorum anlamında söyle. Yo, kaçıyordum aslında. Madem kaçıyorsun seni bulmam gerekiyor o zaman. Buna da yeni iş vermen gerekiyor o zaman, kapak yap. Yeni görev mi? Hayır kovuldum. Dur, bu sefer ben yaparım. Tamam. Patron kaçıyordu, bence onu vuracak. Hayır, helal olsun. Pardon. Baba! Oğlum! Bunu sana kim yaptı? Kemal'in adamı baba. Niye yaptı lan bunu sana? Bir kıza vuruldum baba. Kız mı vurdu lan seni? Vuruldum derken aşık oldum baba. Tam vuruldum derken kızı görüp aşık mı oldun anlamadım ben şimdi. Hayır, aşık olduğum anda vurdular baba. Önce aşık oldu sonra vuruldun yani. Ulan aşık olduğumu duyunca Kemal'in adamı vurdu beni. Kemal'in kızı mı vardı lan? Evet var. Cevdet. Ulan bir de utanmadan evime mi geliyorsun? Konuşmaya geldim Cevdet. Ulan adamın oğlu mu vurmuş? Evet ama hak etmiş. Ne yaptı lan bu çocuk kızına? Hiçbir şey. Baba ne yaptın adamı? Ulan Kemal vurdurmadı mı seni? Yo. Ulan Kemal'in adamı demedin mi? Evet Kemal'in adamı. Kemal'in adamı niye vuruyor oğlum o zaman seni? Kemal'in adamını kızına vurdum diye. Ulan niye Kemal'in adamı diyorsun o zaman? Adını bilmiyorum amına koyayım, ne diyeyim? Herifi yalandan yere vurduk o zaman. Yo. Nasıl yo? Onun kıza da yürüyordum. Öğrense vuracaktı zaten beni. Ha boşa gitmedi o zaman. Şerefsiz. Ulan boşa gitmiş, bile gitmemiş diyorsun. Zaten vuracaktı bak, boşa gitmedi işte. Yok oğlum, mermi boşa gitti. Baksana ölmemiş herif. Kızı kaçırdın mı? Kaçırdık efendim. Para dolu sandığı aldınız mı? Evet. Kızını kaçırdık. Saat 2'de meydanda ol. Hüseyin'e söyle arabayı hazırlasın. Hüseyin'i kaybettik. Ulan nasıl kaybettik? Patron. Ulan hani Hüseyin ölmüştü şerefsiz? Kaybetti derken aradık ama bulamadık anlamında. Kaçtı mı lan yoksa? Hayır efendim, kız kaçınca onun peşine sürdüm. Arabayı çarpınca da geciktim biraz. Ulan niye bana herifi kaybettik diyorsun? Öldü sandım ya. Efendim bulamayınca kayboldu sandık. Sandık mı kayboldu? Hayır efendim, sandık arabadaydı. Kaybolduğunu sandık anlamında. Gidin arabayı hazırlayın çabuk! Efendim Hüseyin arabayı çarptım demişti yalnız ama. Ne? Efendim. Ulan sandık arabanın içindeydi. Efendim en azından kızı verip parayı alabiliriz. Doğru. Çabuk kızı getir Kemal. Kız yok ki efendim. Kızı kaçırdık demedin mi? Kaçırdık derken elimizden kaçırdık anlamında söyledim. Ulan niye geldiniz o zaman? Kız yok, para yok. Alo. Kızını kaçırdın demiştin ama yanımda. Kaçırdık derken elimizden kaçırdık anlam. Herif telefonda kapak yaptı ya araba. Herif elinde telefonla nasıl kapak yapacak ki?
kızın yanına gittin değil mi? Nereden biliyorsun? Bilmiyorum, soruyorum. Evet gittim. Peki neden gittim? Sordun mu? Az önce sordum ya oğlum. Oğlum az önce gidip gitmediğimi sordun. Doğru. Ben neden gittiğimi sordum mu dedim sana. Ha, onu da sordum. Lan ne ara sordum ben duymadım. Kıza sordum. Ne dedi? Neden gittiğini bilmediğini söyledi. Nereye neden gittiğini? Kızın yanından neden gittiğini. Evet ama neden gittim sordun mu? Oğlum sordum ya az önce. Hayır az önce kızın yanına neden gittiğimi sordun. Onu sana sormadım ki kıza sordum. Niye soruyorsun lan kıza sana ne? O kız sana göre değil. Ne demek istiyorsun sen? Nereden çıktın? Bana göre benim fikrim. Ne demek sana göre? Benim sevgilim mi sana göre? Hayır ulan bana göre güvenilir değil diyorum işte. Ulan ne yaptı benim kız arkadaşım sana? Kız arkadaşın beni aldatıyor Emine. Ne? Kimin? Seninle. Benimle mi? Hayır seninle. Ben de onu diyorum işte, beni seninle. Ha, aynen, seni de benimle aldatmış oluyor mantık olarak. Doğru. Sen bunu biliyor muydun? Evet. O bunu biliyor muydu? Herhalde oğlum, o aldatıyor, ne demek biliyor mu? Hayır salak herif, senin bunu bildiğini biliyor muydu? He, bilmiyorum. Söyle! Ulan söyledim, bilmiyorum dedim işte. Salak, ona söyle bildiğini diyorum. Ya onu da söyledim. Ayrıldınız o zaman. Evet. Oh! Ne oldu? Ben seviyorum oğlum kızı, devam ediyorum. Hadi. Ulan ciğersiz, kara onda kaldı. Patron, içeriden çıkmışsın. Evet patron. Polat'ı öldürdün. Onu neden öldürmek istedin? Bana hainlik yaptın. Vay vay vay. Polat! Polat ya. Ulan hani öldürmüşsün herifi? Öldürmedim ki. Vurdum kaçtım. Ulan bu herif ölmediyse sen niye yıllardır içeridesin o zaman? Ölmedi diye içeri saklandım ben zaten. Polat'ı öldürdün mü dedin sen? Teslim mi oldun? Öldürdüm dedim de teslim olmadım. E nasıl hapse girdin? Ne hapse amına koyayım? İçerideydim ben odamda. Ben? Odandan mıydın? Ulan ben de özüm tutar senin odana giremedim. Hapistesin diye yıllardır. Ben de Polat'ın ölmediğini öğrenirsen beni öldürürsün diye odamdan çıkmadım. Vay amına. Evimi nasıl buldun? Vallahi güzel ev, salonu beğendim. Onu demiyorum ulan, beni nasıl buldun? Biraz kilo almışsın ama iyisin. Evin yolunu nasıl buldun? Soramadım bana. Bu yine kesin bir şeyler bunu söyledi. Aynen, yollar güzel, belediye güzel çalışıyor falan derdim muhtemelen. Al işte. Neden geldin buraya? Kiralık ev ilanı için gelmiştim ama sizinle karşılaştım. Evimi nasıl buldun? Vallahi sitedeki ilanda adres yazıyordu, oradan buldum. Onu demiyorum salak, evimi beğendin mi anlamında? Vallahi güzelim ama diğer odaları görmem lazım. Vallahi benim odam rutubet yaptı, yıllardır içinden çıkmadım. E ne olacak, içeri girmezsin, bir sürü oda var evde. İçeri gireceğim mecbur. Niye mecbur canım? Mecbur. Lan niye? Ha, hapis içerisi anlamında, tamam. Babanızın cinayetiyle ilgili birkaç soru sormam gerekiyor. Ben iyi değilim, şu an konuşmak istemiyorum. Dün akşam saat 8'de neredeydiniz? Arkadaşlarımla plan yapmıştık, biz de toplandık. Demek babanızı öldürmek için arkadaşlarınızla plan yaptınız. Ne alakası var ya, eğlenmek için yaptık planı. Eğlenmek için babanızı öldürdünüz yani. Bana hain muamelesi yapmayın lütfen. Babanızı topluca öldürerek bir hain gerçekleştirdiğinizi mi söylüyorum? Ne haini be, hain diyorum, kesin artık şunu. Bunu mu? Demek kediyi kesmemi istiyorsunuz. Ailenize kedi de kesiyorsunuz demek. Lan yani. Bırak kedi mi? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Babanızın cesedini salonun ortasında bulunacağım. Bakın yeter, kaldıramıyorum artık lütfen. Zanlı cesedi kaldıramadığı için öylece salonun ortasına bırakmış. Babamı salondan kaldırıp hastaneye götüren benim zaten. Salona mı gidiyorsunuz yoksa? Hayır, ne alakası var şimdi ya? Demek salona para vereceğimi, evde her gün babamın cesedini kaldırırım diyorsunuz ha? Lan manyak mısın? Benim babamla iyi bir ilişkim vardı, öyle bir şey yapar mıyım demek ben? Demek babanızla ilişkiniz vardı enteresan. Lan defol, geyiğini başka bir yerde yap şerefsiz. Geyiği ben değil siz yapıyorsunuz Cihan Bey. Babasıyla ilişkisi olan ben değil. Lan ne geyik, geyik diyorum, kes artık şu geyiği. Arkadaşlarım gelecek şimdi, defol git buradan. Yine bir ayin var anlaşılan. Geyik mi kesiyorsunuz bu sefer? Aha elektriği kestiler. Allah kahretsin. Belediye ayin yapıyor galiba. En azından kedi köpeği kesmiyor. Demek oğlumun hayatını kurtaran delikanlı sensin ha? Estağfurullah efendim, ben hiçbir şey yapmam. Bizde yapılan iyilik asla unutulmaz. Baba, bu adam senin hayatını kurtaran adam. Efendim estağfurullah, ben hiçbir şey yapmam. Ben bir şey yapmadım diyor amına koyayım. Kim baba bu? Kim olsa aynısını yapardı efendim. Kurtardın mı kurtarmadın mı? Kurtardım. Sana borçluyum delikanlı. Ulan durdu, borçlu olduğun herif mi kurtardı baba beni? Salak, herif seni geri verdi bana. Herife borç diye beni mi vermişti? Hayır sizi kurtardım ya, ondan dolayı diyor baba. Tedavi masraflarımı mı karşıladın nedir? Para değil, vefa borcu, onun sayesinde yaşıyorsun. He doktor o zaman bu. Evet doktor. Doktor musun? Vay amına koyayım, tesadüfe bak. E doktorum da senin doktorun diyelim. Doktoruna da borcumuz var, hatırlattığın iyi oldu. Unuttunuz galiba. Aynen, aklımdan çıkmış. Hani sizde yapılan iyilik unutulmazdı. Pezemek, beni değil seni kurtardı, senin borcun var doktora. E yapılan iyilik unutulmaz demişsin adama. Seni kurtarması bana yapılan bir iyilik değil, kötülüktür pezemek. Bana yaptığın kötülüğü telafi. Al bunu. Tabii. Onu vuracağını sandım amına. Ama kötülük yapmışsın sana. Seninle bir şey konuşmam gerek. Tamam, beni bugüne kadar okuttunuz. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun bunu? Seni yıllar önce bir hocaya okuttuk. Çarpılmıştın sen. Ne diyorsun ya? Bak katlanamıyorum artık böyle saçmalıkları. Bacağın öne doğru katlanıyordu böyle. Baba yeter! Ben bu evden çıkacağım artık. Biliyorsun Elif'le birlikte bir yola girdik. Bugün arabayla gelirken Elif öndeki yola girdi. Onu ezdim. Baba ne diyorsun, ne ezmesi? Bu kız senin de kızın sayılır. Nasıl böyle rahat konuşabiliyorsun ya? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Elif benim kızım. Yıllardır annesiyle bir ilişkim var. Ne saçmalıyorsun baba sen? Sıçtın. Anneme söyleyeceğim seni. Evet. 2 saat önce sıçtım. Midem bayağı bozulmuş. Aa, burana kadar geldi, ne biçim adam? Burana kadar geldi mi koku ya? Allah'ım. Sen ne biçim bir adammışsın ya? Başka kadını sevmeler. Eğer annem... Elif'le evlenmek istiyorsan bunu annene sakın söyle. Oğlum hayvan gibi seviyoruz birbirimizi, sana mı soracağım? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun lan? Sevdiğim kadın hayvan sever. Ama daha ayarlanmadım. Baba köpeğin olayım, saçmalama artık lütfen. Valla fena olmaz.
Eğer benim köpeğim olursan seni benim hatuna hediye ederim. Sonuçta hayvansever kadın. Huh be! Bir daha söyle. Huh! Heh, böyle havla. Biraz daha çalışsan. Ben sana bir tasma bulup getireyim. Hadi. Abi. İyi. Kardeşim Merve aradı bu arada. Benim olsun. Senin kardeşin mi vardı lan? Yok oğlum. Oğlun olmadığını biliyorum. Kardeşin soruyor. Ne oğlum lan? Kardeşim yok diyorum işte. Kardeşim Merve dedi. Sana dedim oğlum kardeşim diye. Hani kardeşin yoktu? Yok zaten lafın gelişi söylüyorum. Ne oldu? Merve aradı haberin olsun dedim. He bir de açtın telefonu. Ne açması oğlum? Merve aramış haberin olsun demişsin. La sana dedim haberin olsun diye seni arıyordum ben de haber vermek için. Beni mi aradın sen? Oğlum sen beni duymuyor musun ya? Evet telefonu duymadım sessizdeydi galiba. Merve aradı beni niye karıştırıyorsun lan? Merve niye seni aramış? Ne? Merve aradı beni dedim. Seni aradı şerefsiz seni. Şerefsiz mi aradı? Sen Merve'ye şerefsiz mi dedin az önce? Lan yeter Merve aradı diyorum haberin olsun işte. Ne dedi? Niye küfretti lan kız? Ne dedin kıza? Aslında kim ben? Niye sövdün lan kıza? Sevgilim lan o benim. Seni aradı şerefsiz seni. Açmadım telefonu diyorum. Utanmadan şerefsiz diyorsun kıza. Bir de telefonu da açmıyorsun. Bak kız beni de aramış. Ne dediysen kız artık. Oğlum seni aradı zaten. Hani oğlun yoktu lan senin? Yok da senden bir oğlan yapacağım. İçeri geç. İçeri geç. Görebilecek miyim doktor bey? Umarım ameliyat güzel sonuçlar verir Tahir Bey. Umarım babanız da görebildiğinizi görür. Babam da mı göremiyor doktor bey? Hayır. Nasıl yani? O da mı kör oldu? Efendim? Allah'ım, babamın kör olduğunu görmek istemiyorum. Daha görüp göremeyeceğiniz belli değil efendim. Lütfen. Babanız sizi böyle umutsuz görmek istemez. Babam görüyor mu şu an doktor bey? Hayır. Babamın kör olduğu bir dünyayı görmek istemiyorum. Kör mü yani? Hayır ulan seni görmüyor şu an. Madem kör değil nasıl görmüyor ha? Ulan burada değil çünkü. Tamam o zaman. Lütfen babamı buraya çağırmayın. Beni böyle kör bir şekilde görüp üzülmesini istemiyorum. Ulan körsen babanın üzüldüğünü nasıl göreceksin salak? Ya kör değilsem? Nasıl dayanırım onu böyle üzgün görmeye ha? Salak herif. Kör değilsen zaten baban üzülmeyecek. Eğer körsen sen zaten babanın üzüldüğünü göremeyeceksin. Onun için siktir et. Doğru lan. Şimdi bandajı açıyorum. Açın gözünüzü Tahir Bey. Allah'ım göremiyorum. Üzgünüm Tahir Bey. Zor bir ameliyat. Sus lan! Nasıl görmemişim senin böyle başarısız bir doktor olduğunu? Kördünüz aman akıyım normaldir. Buraya taşındık ama annemin hatırası o evde kaldı baba. Senin annen bir melekti yavrum. Annemin hastalığından sonra hiçbir şey anlatmadın. Annem nerede baba? Annen çok yakınımızda aslında. Nasıl yakınımızda baba? Nerede annen? Annem bizi yukarıdan izliyor oğlum. Öldü mü? Söylesene artık. Hayır oğlum da seni duyuyor aslında. Öldü. Her şey doktorun yüzünden. Oğlum doktorun ne suçu var? Elinden geleni yaptı adam. Evet elinden geleni yaptı. Annemi elimizden aldı. Annenin de suçu yok. Şu an seni böyle görse emin ol kızardı oğlum. Beni gördü zaten dün. Direkt kaçtı kadın. Ne? Nasıl lan nerede gördün? O doktorlaydı işte. Beni görünce direkt kaçtı o. Ne diyorsun lan sen? Doktor öldü demişti ama. Doktor mu öldü? Yaşıyor vallahi annem yalan söylemiş sana. Hayır salak annen için dedi öldü diye. He o zaman doktor seni yemiş bilmiyorum. Ulan kahve! Nerede ulan söyle bana. Baba. Annem çok yakınımızda. Nerede ulan o söyle bana çabuk. Annem bizi yukarıdan izliyor baba. Ne diyorsun lan sen? Şu an muhtemelen bizi duyuyor babacığım. Öldü mü yoksa? Hayır. Yan binada üst katta oturuyor onun için duyuyordur muhtemelen. Yıllarca beni kandırma. Baba doktor çağırıyor. Doktor olmaz doktor çağırma. Ambulans çağırdım burada. ambulans olur. Dün onu sizinle dışarıda görenler olmuştu. Eve geldi biraz sıkındı canı. Susamıştı, panik olmuştu. Demek canına susamıştı ha? Sizi sinirlendirdi yani. Hayır ben de kafası dağılsın diye dışarı çıkardım. Demek sinirinizden kafasını dağıtmak istediniz ha? Ya ne alakası var? Rahatlayıp içini dökmesi için dışarı çıkardım kafasını işte. Kafasını mı sıktınız, iç organlarını mı döktünüz? Lan manyak mısın? Bir şey yapmadım. Arabaya bindik. Yüksek sesle müzik dinledik. Ondan sonra arabayla attım zaten bir yere. Öldürüp arabanın içine attınız. Sonra arabayı yüksek bir yerden aşağı bıraktınız ha? Ne? Allah kahretsin lan senin. Bela mısın desin. Kim gönderdi lan seni? Demek hasımlarınız da var Cihan Bey. Size bela olan mafyatik grubu. Ya ne hasmı? Kim gönderir bana adam? Manyak mısın kardeşim o sen? O alemde tekim kral benim diyorsunuz yani. Beni Esra'ya götür. Cesedi neredeyse oraya götür beni çabuk. Esra Hanım ölmedi ki. Esra Hanım'ın cinayetini araştırıyoruz demedin mi sen bana? Evet Esra Hanım'ın cinayetini araştırıyoruz. Esra Hanım cinayet işlemiş. Esra Hanım cinayet işlemiş. Siz konuşunca ben de dinledim belki bir şey çıkar diye. Ulan ben silah kullanmayı bile bilmem lan! Alın bakalım şunu kullanamıyor musunuz? Gerçekten polise bilmiyorum. Silah doğrulttu. Zanlı yalancı silah kullanmayı bilmiyorum demiştim. Sana verdiğim süre doldu. Yapma ben o kadar parayı bu kadar kısa süre toparlayamam. Bunu borcu almadan düşünecektim. Bana birkaç gün daha zaman ver ne olur. Sana verdiğim süre doldu. Bana biraz daha zaman ver. O kadar parayı bir anda toplayamam. Ne oldu lan? Senin de mi borcun var? Sırf oğlumun ikisi adama borcunu ver. Ulan yok ki! Vereceksin lan! Ne vereceksin? Sen de bana vereceksin lan o zaman. Vay aman abi. Lan kimin kime borcu var ne oluyor? Ne kadar borcun var senin? 10 bin dolar. Bunda 10 bin var. Bir dakika ya. Ben bundan alacağım parayı sana vermeyeceğim mi? Aynı yani. Bu direkt sana versin işte. Benlik bir şey yok. Bana uyar. Ben alacağıma bakarım. Oo bana ne faydası lan? Giren yine bana giriyor. Tamam oylama yapalım. Sıkıntı yok diyenler. Lan para yok. Sen bana bari biraz zaman versen. Ne kadar zaman istiyorsun? bir saniye. Bir saniye. Bir saniye beklerim sorun değil. Yeter. Şu
an sıkıntı var mı? Kimsenin kimseye borcu yok. Var diyenler. Hadi ben kaçtım. Ben niye gidiyorum? Ev benim. Sen siktir git. Doğru. Pardon. Sana verdiğim süre doldu. Yapma. Ben o kadar parayı bu kadar kısa sürede toparlayamam. Bunu borcu almadan düşünecektim. Bana birkaç gün daha zaman ver. Ne olur. Sana verdiğim süre doldu. Bana biraz daha zaman ver. O kadar parayı bir anda toplayamam. Ne oldu lan? Senin de mi borcun var? Sırf oğlumun ikisi de adama borcunu ver. Ulan yok ki! Vereceksin lan! Ne vereceksin? Sen de bana vereceksin lan o zaman. Bayağımın emri. Lan kimin kime borcu var? Ne oluyor? Ne kadar borcun var senin? 10 bin dolar. Bunda 10 bin var. Bir dakika ya. Ben bundan alacağım parayı sana vermeyeceğim mi? Aynı yani. Bu direkt sana versin işte. Benlik bir şey yok. Bana uyar. Ben alacağıma bakarım. Oo bana ne faydası lan? Giren yine bana giriyor. Tamam oylama yapalım. Sıkıntı yok diyenler. Lan para yok. Sen bana bari biraz zaman versen. Ne kadar zaman istiyorsun? Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye beklerim. Sorun değil. Yeter yeter. Şu an sıkıntı var mı? Kimsenin kimseye borcu yok. Var diyenler. Hadi ben kaçtım. Ben niye gidiyorum? Ev benim. Sen siktir git. Doğru. Pardon. Kızımın peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun? Benim söyle. Aşkım satılık değil. Ve ben fakire kız vermem. O kendi isteğiyle benim oldu. Ben vermeden kimsenin olmaz. Hani satılık değildi? Kes ulan! Her şey para mı be? Celil. Baba. Cavit Haznedaroğulları Bey. Bu herifin kızını evlenirsen seni evlatlıktan reddederim. Bu sizin oğlunuz mu? E canım baştan niye söylemiyorsun ya? Tamam verdim kızı. Onun için her şeye varım. Reddet beni baba. O zaman otomatikmen mirastan mahrum kalıyorsun salak. Vallahi mi? Öyle mi baba? Öyle. O zaman kötü bak. Ne oldu? Hani para olmasa da olurdu he? Tamam ulan. Onun için her şeye varım. Reddet beni baba. O zaman direkt fakir oluyorsun. Ben fakire kız vermem dedim. Ya be senin ama yani. Vay aman. Ne yapacağız şimdi? Bilemem. Ben de bilemem. Daha beni reddetmediğine göre şu an zenginim ben. Evet aynen. O zaman ben hazır zenginken sen bana şimdi kızı ver. E sen de zaten evlendikten sonra reddedeceğim diyorsun. Bana uyar. Zaten senin damadın olunca holdinge çökerim. Tamam. Tamam hadi. Zeki çocuk. Bizim gibi mal değil. Biz değil sen malsın. Hisseler bana kaldı. Bana mı girdi yani sadece? Aynen. Bu da boş ama. Baba yemek yapıyorsun hayırdır? Erkekliğe leke süzülmüşsün. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet üzerime leke bulaştı. Yemekten sonra bunları da temizleyeceğim. Annemin iki eli kanlı olsa bırakmaz sana bunları. Gerçek kan lekesi. İki elim de kanlıydı üzerime sildi. Aman annem görmesin kendi kanını görmeye dayanmıyor biliyorsun. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet üzerimdekiler annenin kanı. Yoksa yemeği ben yapar mıydım? Baba ne diyorsun? Annen nerede? Bak burnuma kötü kokular geliyor. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Osurdum ondandır. İki saattir mutfaktayım midem bozuk. Korkutmaya başlıyorsun beni. Annem nerede? Yemek de olacak mı annemde? Nereden duydun bunu? Neyi duydun lan? Evet annen de olacak. Hatta hazır gibi. Ama biraz daha pişmesi lazım. Annemle şaka mı yapıyorsunuz bana bak? Annemin parmağı varmıştı. Ne yapıyorsun? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet annenin parmağı da var. Biraz baharat ve biraz maydanoz da koydum. Sonrasında ana yüreği ve omuz eti var. Annem mi pişiriyorsun? Haram zıkkım olsun ne yapıyorsun lan sen? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Unutmuş. Müslüman omuz eti yemez. Haramdır. Domuz eti değil miydi o ya? Yakalan şaka. Git annen içeride. Ama hemen yeme biraz soğusun. Oo baba sen de benden çok girmeye başladın internete ha. Böyle giderse yasaklayacağım sana internete bak. Nereden duydun bunu? Neyi baba öyle espri olsun diye dedim ama. Evet yasak listelere gidiyorum. Kapıyı kapat. Baba ne yapıyorsun evde karın yok mu senin? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet annen evde yok. Yokken değerlendireyim dedim. Rahat bırak beni. Baba ne yapıyorsun utanmıyor musun ya? Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun baba? Evet başlarda utanıyordum amatördüm. Ama artık alıştım. Bir haftadır görüntülü konuşuyoruz. Baba annemi öldürmek mi istiyorsun sen? Nereden duydun bunu? Neyi lan? Evet öyle bir planım var. Anneni öldüreceğim. Rahat rahat takılmak istiyorum artık. Bırakın beni. Baba ne diyorsun? İyice koptun hayattan ha. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun lan? Evet koptum. Görüntü dondu. Şu modemi kontrol et. Allah belanı versin lan senin. Ulan beni düşünmüyorsun bari annemi düşün. Bugünden tez yok boşanıyorsun. Nereden duydun bunu? Neyi nereden duydun lan? Evet boşandım. Boşan dedin. Boşanacağım merak etme boşanacağım. Allah belanı versin. Utanıyorum lan senden. Yemin ediyorum geçmişimden sileceğim seni. Nereden duydun bunu? Neyi ulan? Aynen gel şuraya. Şu geçmişi sil. Annem benden görmesin sonra sıkıntı çıkarmasın başıma benim.